Bursa'da 1953 yılında Bursa Mudanya Demiryolu raylarının sökülmesiyle vedalaştığımız demir ağlarla yeniden kavuşma özlemimiz her iktidar döneminde suistimal edildi. AKP iktidarı döneminde 2008 yılında başlayan Bursa Yenişehir Osmaneli 105 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı ile ilgili AKP'nin bütün bürokratları, yetkili, yetkisiz, ilgili, ilgisiz tüm milletvekilleri, Bursa'ya yolu düşen tüm bakanları sayısız müjdeler açıldı. Ancak 2011 yılında ihale edilebilen Bursa Yenişehir Osmaneli yüksek hızlı tren hattı ile ilgili Aralık 2012'de temel atıldı. Temel atılırken dönemin başbakan yardımcısı, Ulaştırma Bakanı, Bursalı Bakanı Bursalı milletvekilleri, belediye başkanları ve neredeyse tüm AKP bürokratları tören alanındaydı. İki başkenti birleşiyoruz dediler. Osmanlı'nın başkenti Bursa ile Cumhuriyet'in başkenti Ankara 2 saat 15 dakikada buluşacaktı. Ne zaman? 2016 yılında. 393 milyon liraya ihale edilen hat, daha tüneller bitmeden para bittiği için harç bitti, yapı faydası oldu. Uzun bir sessizliğe gömülen Bursa-Ankara yüksek hızlı tren hattı projesi 2016 yılında ikinci kez ihaleye çıkıldı. 683 milyon liraya yapılan ihalede de 2018 yılında hizmet açılacağı söylemişti. Ancak aradan geçen zamanda baktık ki ne 2017'de ne 2018'de ne de 2020'de açılamayacağı görüldü. 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminde AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçim bildirgesinde adını anarak Bursa Yenişehir Osmaneli hattının 2020 yılında bitireceğini vaat etti. Ancak şunu gördük ki 2018 yılında üçüncü kez ihale açıldı. 2,5 milyar lira yapılan ve hattın tamamının biteceği ihale akıllara ziyan bir gerekçeyle iptal edildi. Bugünkü yaşadığımız ekonomik kriz o dönemden öngörülmüş ki ilgili firmaya olası bir ekonomik krizde projenin bitirilmeyeceği öngörülerek yer teslim yapılmadı. Yine sessizlik dönemi başladı ve 2020 yılında bir önceki ihalenin yaklaşık 4 katıyla bu kez 95 kilometrelik bandırma hattı da eklendi ama şöyle bir gerçek vardı. Bursa artık yüksek hızlı trene daha kavuşmadan veda etmişti. Yüksek standartlı yük döndük Ve 9,5 milyar liraya. Hazinenin onayladığı 1 milyar 238, bin 530, 238 milyon 532 bin euro. Şu anki kurla 23 milyar liraya ihale edildi. Şunu anlıyoruz ki 2022 yılında bitecek dendi. Gelinen tabloya bakıldığında henüz hiçbir şey yok. 2024 dendi yine bir şey yok. Şu an Ulaştırma Bakanı birkaç ay önce Bursa'da bir tünel ışık görme töreninde dedi ki diğer tünellerde hızla açarak iki buçuk yıl içerisinde Bursa'nın tren özlemini doldura, bitireceğiz. Buraya şunu anlıyoruz ki her şeyin yolunda gitmesi durumunda Bursa-Ankara tren hattının yapımı 2025'te bitecek. Ancak şunu görüyoruz ki AKP iktidarı ne zaman projeyi zamanla bitiremeyeceğini anlarsa Hedef şaşırtıyor. Sanki 10 yıl önce temel atılan 105 kilometrelik Bursa-Yenişehir-Osmaniye'de hattı bitirilmiş gibi 95 kilometrelik bandırma hakaretlendi. Ama şu an anlıyoruz ki 2025'te de sanırım bitmeyecek. Bugünlerde yerel bir gazetede şöyle bir haber gördük. Müjde, müjdeler olsun artık tren Balıkesir'e de gidiyor. Henüz bir metre kamulaştırmanın yapılmadığı Bursa-Bandırma hattı bitmiş gibi Balıkesir attı. Buradan da şunu anlıyoruz. 2025'te de proje hayal. AKP iktidarı ne zaman sıkışsa, ne zaman vaadini yerine getirmese hedef şaşırtıyor. Önümüzdeki dönemlerde Kütahya, Çanakkale, İzmir'e kadar raylı sistem uzatıyoruz derlerse, derlerse hiç şaşmayacağız. Şu bir gerçek ki topraklarımızda ilk demir yapıldığı dönemleri biliyoruz. Haydarpaşa İzmit tattı. bundan 130 yıl önce o günkü teknolojiyle 91 kilometrelik kat, kazmayla, kürekle ve iş makinesi olarak katırların kullanıldığı bir dönemde 2 yılda tamamlanırken bugünkü ağır iş makinalarıyla, tünel delme makinalarıyla, bugünkü teknolojiyle 10 yılda daha 1 metre ray döşenemedi. İşte AKP'nin Bursa'daki demir yoluyla, raylı sistemle imtihanı budur. Anlaşılan bu ki AKP bu projeyi bitiremeyecek. Bu projeyi bitirmek de Cumhuriyet Halk Partisi nasip olacaktır.